Size tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir çanta çalışacağız. Söz verdiğim tariflere devam ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Nazar boncuklu portföy çanta yapacağız. Çantamızın yapımı gayet basit. Yeni başlayan arkadaşlarımın da rahatlıkla örebileceği, pratik bir günde bitirebileceğiniz çantalardan biri. Kağıt iple çalışacağız. Toplamda 4 renk kullanacağız. 3,5 milimlik tığ kullanacağız. Kağıt iplerimin renkleri parlament mavisi, beyaz ve açık mavi. Bunlar ara renklerimiz. Bizim ana rengimiz camel rengi. Bu da bizim çantamızın ana rengi. Çantanın bitiminde videonun açıklama kısmına toplamda ne kadar ip gittiğini, hangi tığ kullandığımı, malzemelerimi nereden temin ettiğimi yazacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. İlk önce zincir çekerek başlayacağız. Toplamda 44 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Tane zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi sıkı sıkı değil, biraz elimizden geldiğince gevşek örmeye dikkat edeceğiz. 44 zinciri çektikten sonra örmeye başlayabiliriz. Şimdi ilk 3 zincirimizi örmeden atlayacağız. 1, 2, 3. 3 taneyi atlayıp 4.'ye batacağız. İkili trabzan yapacağız. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle kısaca tarif edeyim. Tığımıza ip doluyoruz. 4. zincirimize batıyoruz. Sağ ilmek alıp çıkarıyoruz. Şu an tığda 3 tane ilmeğimiz var. Tığımıza ip alıyoruz. İlk önce tığdaki ilk 2 ilmeği çıkarıyoruz. Şimdi 2 ilmeğimiz var. Tığa ip alıyoruz. Daha sonra diğer 2 ilmeği. 2 defa da çıktık ve ikili trabzanı yapmış olduk. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapacağız. 3 zinciri örmeden atladığımız için 44 zincir çekmiştik biliyorsunuz. 41 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Çantanın gövde kısmı ikili trabzandan oluşuyor. Asıl önemli olan yani bizim takip edeceğimiz kısım kapak kısmı. Gövde kısmında tek yaptığımız işlem bu 41 tane ikili trabzanları her sıra örmek. Onun dışında gövde kısmında bir işlemimiz olmayacak. Gövdeyi ve kapağı tek parça halinde öreceğiz ve daha sonra kenarlardan çantamızı dikerek birleştireceğiz. Şimdi ben sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı ördüm. Şimdi bir sonraki sıraya çıkarken 3 tane zincir çekeceğim. Her sırada aynı işlemi yapacağım. Bir sonraki sıraya çıkarken 3 zincir çekeceğim ve döneceğim. Döndükten sonra bütün trabzanların tepelerine birer tane ikili trabzan yapacağım. Bu ve bundan sonraki sıralar hep aynı şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi 3 zincirle döneceğim ve her birine arttırma azaltma yok. İkili trabzan yapıp çantanın ne kadar yükseklikte olmasını istiyorsam o kadar öreceğim. Ben şimdi bu parçayı öreceğim. Size kaç sıra ördüğümü ve ölçülerini göstereceğim. Daha sonra birlikte kapak kısmına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim, ördüm. Şimdi toplamda sayalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra örmüşüm. 22 sıra ördüğümde ölçüleri ne oldu onu da göstereyim size. Bakın çantanın şöyle eni 25 santim. Şu yükseklikse 34,5 santim. Sonra daha sonra biz bunu şöyle katlayacağız ve üstüne kapağımız gelecek. Şimdi kapak kısmına geçeceğiz. Kapağa geçmeden önce şu kısma bir sıra sık iğne yapacağız. Onun için bir tane zincir çekip dönmemiz yeterli olacak. Bir zincirimi çektim ve döndüm. Her
Her trabzana mutlaka batacağım. Bir kere batacağım. Toplamda 41 tane trabzanım olduğu için şu anda yaptığımda da 41 tane sık iğnem olacak. Bu bir sıra sık iğneden sonra renkleri kullanmaya başlayacağız ve kapak kısmımıza başlayacağız. Ben şimdi bütün trabzanların tepelerine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar birer tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Şu kısmını arkadaşlar şöyle dedim ya, ikiye katlayacağız. Buradan dikeceğiz. Bir de buradan dikeceğiz. O yüzden hazır ip buradayken dikebileceğim kadar ip bırakıp ipimi öyle keseceğim. Evet, eşitlemek adına buraya bir sıra sık iğne yaptık ya arkadaşlar. Kapağımız bittikten sonra şuraya da yine bir sıra sık iğne geçeceğiz. Daha sonra çantamızı kenarlardan birleştireceğiz. Şimdi kapak kısmına başlayabiliriz. Toplamda 41 tane sık iğnemiz var. Orta kısmından başlayacağız. Yani 21. sık iğneden kapağımızı örmeye başlayacağız. Parlament mavisiyle başlıyoruz arkadaşlar. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. sık iğnemden başlayacağım. Şimdi parlament mavisi ipimi alıyorum. Önce bir tane zincir çekip ipi düğümledim. Daha sonra bakın 21.ye tığ battım. Daha sonra parlament mavisi ilmeğimi aldım. Battığım yerden çıkardım. Üstüne bir iki tane zincir çektim. Sağ taraftan bir iki tane sık iğneyi sayıyorum. Şu ikinciye 1, 2, ikinciye battım. İlmeği alıp buradan çıkardım. Yani buraya bağladım aslında. Şimdi bir zincir çektim. Bu battığım sık iğne yuvasına az önce 2 zincir yaptığım sık iğne yuvasına toplamda 8 tane yarım trabzan yapacağım. Şu kısmı anlaşılmamış olabilir diye tekrar göstereyim. Bakın 21.ye battım. İlmeği tığa geçirdim ve buradan çıkardım. Üstüne 1 ve 2 zincir çektim. Tığdan çıkardım ipi. Sağından 1, 2, 2'yi saydım. İkinciye battım. Şimdi ilmeği tığa alıyorum ve battığım yerden çıkarıyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Şimdi bu iki tane zincir çekip battığım 21. sık iğneye toplamda 8 tane yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzanı bilmeyenler için kısaca anlatayım. Tığa ip doladım. Batıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. 3 ilmek var. Tığıma ip doluyorum. 3'ünü tek seferde çıkarıyorum. Yalancı sık iğne de deniyor. Ben yarım trabzan demeyi tercih ediyorum. Tığıma ip doladım. Aynı yuvaya battım. İlmek alıp çıkardım. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. 2 taneyi yaptım bile. Şimdi toplamda 8 tane olacak. 3 4 5 6 7 8. Şu parçayı şuradan keseyim. Şimdi bu taraftan, yani sol taraftayım, 2 tane sık iğne sayıyorum. 1 ve 2. İkinciye bakın 1. Şu hemen dibinde kaldığı için gözünüzden kaçmasın. İkinciye battım. İlmek alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ne yaptım? İlmek kaydırma yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 sık iğne sayıyorum. 1, 2. İkinciye battım. Tığıma ilmek alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar ilmek kaydırma yaptım. Şimdi dönüyorum. Zincir çekmiyorum. Toplamda 8 tane trabzanım var.
her trabzanıma, her trabzanıma ikişer tane yarım trabzan yapacağım. Hemen ilkine batıyorum, yarım trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvaya bir tane daha yarım trabzan. Daha sonra diğer trabzana ikişer tane. 8 tane trabzanımız vardı. Her birine çift battığımız için 16 tane trabzanımız olmuş olacak. Yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. Bakın bir kere battım. Aynı yere bir daha. Sayalım trabzanlarımızı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakın sonuncu. Sonuncuya da batıyorum. 2 tane de oraya yapınca 16 tane olmuş oluyor. Şimdi karıştırmayalım. Bakın buraya daha önce batmışım. Bundan sonraki 2 sık iğne. 1 ve 2. İkinciye battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Yani ip aldım, çıkardım. Bekleyenin içinden geçirdim. Şimdi sık iğne döneceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Ya da zincir çekmeyelim. Dönelim direkt. 2 sıra yarım trabzan yaptım. 3. sırada sık iğne yapacağım. Arttırma, azaltma da yapmayacağım. Toplamda 16 tane trabzanım var. O yüzden her birine birer tane battığım için 16 tane de sık iğnem olmuş olacak. Hepsine sık iğnelerimi yapıyorum. İlmeklerinizi mutlaka sayın arkadaşlar. 16 tane oldu. Şimdi bakın burada yapmış olduğumun aynısını yapıyorum. Hemen yanındaki. Buna daha önce batmışım, yanındaki. Burada biliyorsunuz hemen battığım yerden sık iğneleri devam etmiştim. İkinci sık iğnenin devamında. Burada da yine aynı şekilde bitirdim. Battığım yer belli. Yanındakine batıp İlmek kaydırmayla birleştirmemi yapıyorum. Şimdi renk değişikliği yapacağım. Açık maviye geçeceğim. Açık mavi ipimi alıyorum. Şimdi renk geçişini nasıl yaptığımı göstereyim. Önce açık mavi renge bir tane zincir çekip bir ilmek oluşturalım. Daha sonra en son yaptığım 16. sık iğneden sonra hemen battığım yerde yanına batıyorum dedim ya, battım. Şimdi parlament mavisiyle değil de yeni hazırladığım ilmekle çıkacağım oradan. İlmeği taktım tığa. Önce oradan çıkardım battığım yerden. Daha sonra tığda bekleyen diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde ilmek kaydırmamı yaptım. Bakın mavi renk, parlament mavisi renk ipimi de çekiyorum. Sağlamlaştırıyorum. Şimdi üstüne bir, iki tane zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. Bir, iki. İkinci sık iğneye batıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım. Şimdi dönüyorum. Artık parlament mavisi ipimi keseceğim. Onunla işim bitti. Açık mavi ipimle devam ediyorum. Şimdi döndükten sonra bir tek bir çift yapacağım. Tığıma ip doladım.
Şu görmüş olduğunuz iki parça ipi de şöyle arada öreceğim ve gizlemiş olacağım. Hem de sağlamlaştırmış olacağım. Tığa ip doladım. İlk sık iğneme battım ve oraya bir tane yarım trabzan yaptım. Bir tekimi yapmış oldum. Daha sonra yanındakine iki tane yarım trabzan. Bir tek, bir çift yaptım. Sonrakine bir tane yarım trabzan. Yanındakine iki tane yarım trabzan. Sonrakine bir tane yarım trabzan. Yanındakine iki tane. Bir tek bir çift işlemini toplamda 8 kere tekrar etmiş olacağım. Bir tek bir çift işlemin bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi 1 ve 2 ikinci sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra üstüne 2 tane zincir çekiyorum. Sonraki 1 2 ikinci sık iğneye batıp ilmek kaydırması yapıyorum. Şimdi tekrar dönüyorum. Bu sırada 2 tek bir çift yapacağız. Önce bir tane yarım trabzan yapıyorum. Daha sonra yanındaki trabzana yine bir tane. Üçüncü trabzana iki tane yarım trabzan. İlk trabzana bir. İkinciye bir. Üçüncüye iki tane. Yani iki tek bir çift işlemi yapmış oluyorum. Yine 2 tek 1 çift işlemini 8 kere tekrar etmiş olacağım sıra sonunda. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi yine bakın battığıma değil 1 ve 2 sonraki 2 sık iğneyi sayıyorum. İkinciye batıp İlmek kaydırma işlemimi yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu sırada arttırma azaltma yok. Bütün trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi yine renk geçişi yapacağız. Artık beyaz renk ipimize geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden beyaz renk ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekip önce bir ilmek oluşturuyorum. Tığdan çıkardım beyaz rengi, tekrar geriye taktım. Şimdi bir tane battığım yerde yanındaki sık iğneye batıyorum. Mavi rengi değil, beyaz renk ipi alacağım. Çıkarken beyaza çıkacağım. Yine aynı şekilde yapıyorum yani renk geçişini. Bakın beyaz renkle çıkardım. Daha sonra beyaz renkli ipimi tığda bekleyen mavi renkli ilmeğin içinden çıkarıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Maviyi arkadan çektim. Şimdi üstüne 1, 2 zincir,
1, 2. İkinci sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi döneceğim. Mavi renkli ipimi kesiyorum. Onunla da işim bitti. Bunlar biraz karıştı. Şimdi döndük. Döndükten sonra bu sırada 3 tek 1 çift yapacağız. Tığıma ip doladım. Az önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Bu ilmekleri şöyle üste koyuyorum. Arada nasıl ördüm, gizliyorum onları. Hem de sağlamlaştırmış oluyorum. Şimdi 3 tek 1 çift, yani ilk 3 yarım trabzanı örüyorum. 1, yanındakine 2, yanındakine 3. 3 tane teki yaptım. Dördüncüye çift batıyorum. 1 ve 2. Tekrar aynı işlem. 1, 2, 3 taneyi ördüm. Yanındakine, yani dördüncüye çift. 3 tek 1 çift işlemi yine 8 kere tekrar etmiş olacağım. Sıra sonuna geleceğim. Evet arkadaşlar, 3 tek 1 çift işlemimizi bitirdik. Şimdi 1 ve 2. İkinci sık iğneye battık. İlmek çıkarıp ilmek kaydırma ile sırayı bitirdik. 1 üstüne, pardon şurası biraz gevşek oldu. İlmek kaydırma ile tekrar kapattım. Üstüne 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ikinci sık iğneye batıp yine ilmek kaydırma yapıp dönüyorum. Şimdi bu sırada 4 tek 1 çift yapacağım. Pardon. 1 2 3 ve 4. 4 tane yarım trabzan yapıyorum. 5.'ye çift batıyorum. 4 tek 1 çift işlemini tekrar ederek sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda yine aynı şekilde, bakın dikkat ederseniz 3 sıra yapıyoruz renklerden. 3. sırada hep sık iğne yapıyoruz ve arttırma yapmıyoruz. Bu sırada da yine aynı işlem. 2 tane 2 renk beyaz yaptık. 3. sıradayız. Yine sık iğne yapacağız. Arttırma, azaltma yok. Bütün trabzanların tepelerine birer tane sık iğne yapıp bu sırayı bitiriyoruz. Bu sıradan sonra ana rengimize, yani çantanın gövde kısmındaki renge geçiyoruz arkadaşlar. Şu kaldı toplamda kaç tane? 5-6 tane sık iğne kaldı. Onları da camel renkle örüp bitireceğiz. Evet, sık iğne sıramı bitirdim arkadaşlar. Şimdi hemen battım değil, ondan sonraki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapacağım. Ama renk değişikliği olduğu için beyazla değil, diğer rengimle, yani camel rengimle. İlk önce camel rengimi battığım yerden çıkaracağım. Daha sonra tığda bekleyen diğer ilmeğin içinden. Yani daha önce yaptığımız gibi aynı işlemi yaptım. Beyaz ipi de arkadan çektim. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Sayıyorum. 1, 2. İkinci sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve dönüyorum. Şimdi bu sırada, şu ipim karışmasın, arttırma işlemimize devam ediyoruz. 5 tek 1 çift yapacağız arkadaşlar. Şu beyaz ipi de keseyim artık, dolanmasın elime. Şöyle de, hatta isterseniz böyle düğüm de atabilirsiniz. Düğüm atıp da kesebilirsiniz. Benim yaptığım gibi içeriden örüp de devam ettirebilirsiniz sağlamlık açısından. 2 zincir çektik ve döndük. Şimdi
5 tek bir çift yapıyoruz. İlk 5 trabzanımıza birer tane trabzan yapıyoruz yani. 2 tane yaptım. 3 4 5 5 tekim oldu. Şimdi çift yapacağım. Yani 6.'ya 2 tane batacağım. 5 tek bir çift işlemini 8 kere tekrar ettiğimde sıra bitmiş olacak arkadaşlar. Sırayı bitirip geliyorum. Evet, sıramı bitirdim. Yine 1 2 ikinciye batıp ilmek kaydırmayla sırayı kapatıyorum. Sonra tekrar 2 zincir 1 2 ikinci sık iğneye batırıp ilmek kaydırma yapıp dönüşü sağlıyorum. Şimdi bir sonraki sıramıza geldik. Bu sırada 6 tek bir çift yapacağız. Bu bizim son arttırma sıramız. Bundan sonra çantamızı yavaş yavaş bitiriyoruz. 6 tek bir çift işlemini 8 kere tekrar ettiğimizde bu sırada bitmiş olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 taneyi ördüm. 7.ye çift battım. Şimdi ben bu sırayı 6 tek bir çift işlemini tekrar edip bitiriyorum. Ve sonra birlikte devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 6 tek bir çiftimiz de bitti. 1, 2, ikinciye batıp ilmek kaydırmayla kapattım sırayı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yanındakine tekrar batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve dönüyorum. Son sıramız. Bu sırada bütün ilmeklerime birer tane sık iğne yapıp sıramı bitiriyorum artık. Bakın burada bir tane, şuraya geleceğim ve batacağım. Burada da bir tane boşta sık iğnemiz kalacak. Onu da kenarları dikeceğimiz için bırakacağız. Arttırma azaltma yok. Her trabzana daha önceki sıralarda yapmıştık sık iğne sıralarında birer tane basacağız. Evet arkadaşlar, sık iğne sıram bitti. Şimdi bu sırada da artık son battım, ilmek kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve bakın bu tarafta ip bırakmıştım. Şimdi hazır bu taraftayken dikecek kadar ipi bırakıp öyle kesiyorum. Şimdi geldik dikme işlemine. Şimdi iğnemi taktım ipe. Çantayı şöyle katlıyoruz dediğim gibi. Daha sonra dikmeye başlıyoruz. Her trabzan sıramıza mutlaka batmış olmamız gerekiyor. Karşılıklı denk gelmesine dikkat ediyoruz. Ve bakın bu şekilde dikeceğiz. Dikkat etmemiz gereken nokta şu, bizim trabzanlarımız burada ikili trabzan. Kapak kısmında biz yarım trabzan yaptık. Gövdede ikili trabzan yaptık biliyorsunuz. O yüzden her sırada iğne ile iki defa geçmiş olmamız gerekiyor. Ben bakın şöyle söyleyeceğim size, göstereceğim de. Şimdi bakın sıradayım. İkinci sıradayım. Battım. Karşıda da aynı şekilde. İlk trabzanın altına burada da aynı şekilde battım. İpim düğümlendi uzun olduğu için. Şimdi şu battığım ilkiydi. Aynı yere bir kere daha iğneyle batıyorum.
2 defa iğneyle batıyorum. Öyle dikmiş oluyorum. Üçüncüye geçtim. Bakın yine aynı. Ve 2 defa. Çünkü şuralar uzun olduğu için sadece bir kere batıp dikemezsiniz. 2 hatta 3 bile yapabilirsiniz. Aşağıya kadar dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her iki taraftan da size gösterdiğim gibi çantayı diktim. Şimdi çantamızı çevireceğiz. Dikiş yerleri içeride kalacak. Üstüne ılık ütü vurabilirsiniz arkadaşlar. Çok sıcak yapmayın üstünüzü. Bakın. Şu kısma da çıt çıt dikebilirsiniz. Böyle dikerseniz çıt çıtla rahat rahat açılıp kapanır. Ben çıt çıt dikiyorum. Şöyle iyice. Evet, şu an çantamız tamamen hazır. Zaten ölçüsünü göstermiştim. 24,5. Şu kısmı da 20 santime denk geliyor. Ve bakın bu şekilde. Kalan parça ipleri de kestikten sonra dilerseniz için astarlayabilirsiniz. Astarsız da kullanılır. Ve dediğim gibi ağız kısmına da çıt çıtınızı dikerseniz tamamen bitmiş olur arkadaşlar. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Instagram sayfa ismim kanalımla aynı isimde biliyorsunuz. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilir. Benim videolarımdan faydalanıp ördüğünüz çantalarda beni etiketlerseniz Instagram sayfamda paylaşıyorum hikayelerimde. Oradan da yardımcı olabilirim sizlere. Sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.